Evet değerli Fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz, bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. Burada Atrax ve Premio fuarlarındayız. Bu fuarların organizatör firması Trax Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Hanım bizlerle beraber. Bugün 26 bin metrekare alanda fuarlarımızı açtık. Burada iki tane temel fuarımız var. Bir tanesi Atrax, diğeri Premio. Atrax oyun, eğlence, park ve spor alanları endüstrisi fuarı. Atrax'ın içinde bölümler var. Vendex bölümü var. Vending, otomat makine ve self-service sistemler. Aquafan bölümümüz var. Havuz, spa ve su eğlenceleri bölümü. Fence bölümümüz var. Çevre koruma, spor, çeptel, çit bölümümüz var. Ve diğer bir fuarımız da Premo, Prefabrik, Tiny House ve bahçe donanımları fuarı. Şu anda fuarımızın açılışını yaptık ve içeride çok sayıda güzel ziyaretçilerimiz var. Dışarıda da yoğun bir kalabalığımız var. İçerisi çok eğlenceli, çok keyifli. Zaten fuarın konusu çok keyifli. Fuarda oyun eğlence alanlarından spor alanlarına kadar çocuk oyun eğlence alanları, elektronik oyunlar, vending otomat makineleri ve birçok ürün ve hizmet var. Çocuk parkları için ürün ve hizmetler var. Fuar 14'üne kadar sürecek. 12-14 Ocak tarihlerinde sürecek. Özellikle de gençlerimiz yoğunlukla katılım gösteriyorlar fuara. Onların enerjisini de burada hissediyoruz. Fuarı ziyaret eden ziyaretçilerimiz de burada. Çok eğlenceli dakikalar bekliyor olacak. Peki bu fuarlarımızın hedefleri neler Nergis Hanım? İçeride evet gençler çok ama onlar üniversite öğrencileri hocalarıyla birlikte geldiler. Aslında bu bir sektörel fuar. Tamamen iş dünyasına hitap ediyor ama bizim için geleceğin bu sektörde yer alacak öğrencileri çok önemli. O yüzden onları mutlu kabul ediyoruz. Aslında çocukların girişine de kapalı. Çünkü biz zaten çocuk oyun alanları yapmak üzere, onu planlamak üzere bir araya geldik. Çocuklara yaptığımız alanlara gelsin istiyoruz. Bu fuarda neler var? Bu fuar aslında büyük tesis yatırım içeren bir fuar. Çok büyük bir endüstriyi temsil ediyor. Çünkü insanların serbest zamanlarında gittikleri eğlence alanları, oyun alanları, spor alanları bu endüstriyi temsil ediyor. Sektörün alıcıları öncelikle yatırımcılar, tesis yapan yatırımcılar, oteller, turizm sektörü, alışveriş merkezleri içindeki oyun alanları, onun yanı sıra belediyeler önemli bir alıcımız, yerel yönetimler. Çünkü bu hizmetleri sağlamak biraz da yerel yönetimlerin sorumluluk alanları içinde olduğu için içeride çok farklı sayıda ürün var. Birçok sektöre hitap ediyor, birçok yatırımlara hitap ediyor. Yabancı satın almacılar da ziyaret edecek mi bu fuarı? Ağırlıklı olarak hangi ülkelerden ziyaretçi bekliyorsunuz? Bizim için en önemlisi zaten yabancı alıcıların gelmesi. Biz bu çalışmamızı zaten büyük odaklı olarak yurt dışına yaptık. Batı Avrupa, Doğu Avrupa yoğun olarak geliyor. Özellikle öne çıkan ülkeler mesela Romanya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri çok yoğun geliyor. Özellikle Balkan ülkelerinden yoğun bir katılım var. Avrupa'dan yoğun bir katılım var. Yani uluslararası ziyaretçi sayımız oldukça fazla. Çok sayıda da yabancı ziyaretçi fuarlarımızda ağırlıyor olacağız. Peki fuarın içerisinde çeşitli paneller de düzenleniyor olacak. Eğitici ve bilgilendirici. Bu paneller hakkında da bilgi almak isterim sizlerden. 3 tane panelimiz var. 2 gün sürecek panellerimiz. 3 panelimizde eğlence ve rekreasyon sektörünün dernekleri, kıymetli derneklerle işbirliği içinde yapılıyor. Mesela bugün yapılacak aktif şehirler ve spor alanları ile ilgili bir panelimiz var. Panelimizde Rekreasyon Çalışmaları Derneği'nin değerli hocası Profesör Doktor Bülent Gürbüz, Spor İstanbul AŞ Genel Müdürü Renay Onur Bey olacaklar. Aynı zamanda Şöhret Bakis eğlence sektörünün değerli ismi modere edecekler. Bugün o panelimiz var. Ardından eğlencede dijital teknolojiler konulu panel olacak. Yarın da çocuğun kamusal alanda oyun oynama hakkı üzerine bir panelimiz olacak. Sektörün değerli temsilcilerini de bu fuarda ağırlıyor olacağız. Peki çok teşekkür ediyorum Nergis Hanım bu keyifli sohbet için. Son olarak buradan Fuar Dergi okurlarımıza ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir fuar oldu. İlgili ziyaretçileri bekliyoruz. Evet değerli Fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz, bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.